Fatih nerede Fatih nerede yer yarıldı yerin içine girdi başına ne geldi sormaya da devam ediyoruz ekran başındaki seyircilerimizde Fatih'i gören tanıyan bilenler olduğunda ya da ona benzer birilerini gördüklerinde sağ olsunlar ihbarda bulunuyorlar ama her geçen gün bizim için çok önemli her geçen zaman bizim için çok kıymetli ee, Fatih Aydın'ı bulmak bir an önce ailesiyle kavuşturmak arzusundayız. Ee, umudumuz var o umudumuzu da yüksek tutacağız Bazı umudumuzun tükendiği zamanlar olabiliyor Böyle kafamızda bambaşka olaylar dönüyor ee, İnşallah hayırla biter bu konu İnşallah Esra'nın güveniyorum i̇nşallah sana İnşallah hayırla biter İnşallah Hayırlısıyla biter Amin Çok garip yani Bir çocuk var daha eve geleli 10 gün 15 gün olmuş Evet Ailesiyle yeni yaşamaya başlıyor. Ardından bir gece kavga ediyor. Sonra kayıplara karışıyor. Evet Esra Hanım. Ee, çok uzun zamandır 3-4 yıldır teyzesinin evinde Ahmet'le ve Yusuf'la yaşıyor. Evet. Ee, askerden geldikten sonra bir anda onların evinden hani Ahmet'e veda etmeden evet. e, sizin yanınıza dönmesinin sebebi neydi? Ben sordum da bana bir şey demedi. Anne boş ver dedi. Hatta Ahmet de o gün aradı cevap hiç cevap vermedi onlara. Ee, evde teyzesiyle Yusufla ya da Ahmetle herhangi bir problemi olmuş muydu? Yok, onun bir şey demedi bana. Yani böyle bir kırgınlık küslük gibi. İşte bir şeyini söylemedi ki bana. Hani niye geldin dedim ama boş ver anne dedi öyle kapattı. Şimdi o boş ver anne, ben bunu şöyle anlarım. Ya, şimdi anlatıp senin canını sıkmayayım. Boş ver anne, anlatmaya değmez. Evet. Öyle anlamına geldi herhalde İstanbul. Sen o geldikten sonra Yusuf'a ya bu çocuk bugüne kadar gelmiyordu ilk kez geldi aranızda bir şey oldu mu diye sordun mu? Yok Yusuf'la o hiç görüşmedim. Bir elbise konusunda konuştum o kadar. Peki eşyalarını alma konusunda canlarını ciğerlerini niye Fatih aramıyor? İşte aramadı. Anne sen konuş dedi bana. Sen istedi. Hatta ben dedim adresi sen ver Fatih dedim buranın adresine. Anne sen adresi sen verdi. Ben Söylemeyeceğim dedi. Yani, Ahmet'le konuşan bu çocuk Yusuf'la konuşmak istemiyor mu? Yok o günü konuşmadı. Ben e... aradım. Yusuf sen aradın. Ben yanında aradım. Yanında mıydı o sırada? Aha, yanımdaydı. Konuşmadı. Şimdi sen ne istemiyorsun? Ama şimdi o evde kalıyorsan evlerinin işte evet. tişörtünün, iş çamaşırının, sivitinin yerine Şimdi evet. en iyi kim biliyor? Onlar. Ee, ah, şey biliyor. Fatih biliyor. Yusuf da bilir. Evet. Ne dersin? Abi çekyatı kaldır. Çekyatın altında bir poşet var. Aha. Onun yanında bilmem ne sivitim var. ...onları şuradan şu çanta al... ...yani bu konuşmayı bile Yusuf'la yapmamasının... ...bir Yok, sebebi olmalı. yapmadı ben aradım konuştum. Onlar da pazartesi hatta yollayacaklardı. Bu olay olunca geri kaldı. Peki Ülkü şu anda Tekirdağ'da... ...Kapaklı'da... Ee, ...bulunduğu yerde Ahmet ve e, Yusuf'un... E, ...evinin olduğu yer. Ülkü merhaba. Esra Hanım iyi yayınlar diliyorum. Aslında ekibimizle birlikte sabahın erken saatlerinden beri... Ahmet'le iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sabah saatlerinde bir kez açmıştı telefonumuzu. Ancak yayın saatinin yaklaşmasıyla beraber Ahmet bir anda ortadan kayboldu desek yeridir Esra Hanım. Çünkü defalarca aramamıza rağmen telefonları açmamayı tercih ettik ki biz aslında Ahmet'in iş yerinin önündeydik. Usta ile konuştuk Ahmet'in. Ve kendisi dedi ki bize tamam ben Ahmet'e söylüyorum birazdan yanınıza gelecek dedi. Ancak Ahmet arka kapıdan iş yerinin arka kapısından Allah çıkarak Allah. E, gizlice kaçmayı tercih etti. Neden böyle bir şey yaptı biz de anlam veremedik. Şimdi aslında aklımıza çok soru işareti var Esra Hanım. Öncelikle geçtiğimiz gün Ahmet yayına bağlandığında mesela... ...Fatih'in kılık kıyafetine çok düşkün olduğunu söylemişti. Fatih neden boyadan apar topar gitti? Giderken bir parça bile kıyafetini almadı mı bu çocuk? Madem bu kadar kıyafetlerine düşkün... ...o kıyafetler neden dolapta asılı durmuyor? Neden bazanın altında bir poşetin içinde duruyor? anlam veremediğimiz pek çok soru işareti var. Bir de şunu göstermek istiyorum Esra Hanım bakın. Burası Fatih'in kuşlarının evet, olduğu tabii. bölüm ki... ...Fatih'in aslında güvercinlerine çok, çok düşkün resmen. olduğunu biliyoruz. Bakın burada da aslında Fatih yazıyor... Ee, aslında annesine sorduğumuzda Rabia Hanıma sorduğumuzda Rabia Hanım Fatih asla kuşlarını bırakarak gitmez demişti. Ancak kuzenlerine sorduğumuzda yo bırakır. Neden bırakmasın ki kuşlarını?" şeklinde bir cevap aldık. Yani çelişkili bir tablo içindeyiz. Aslında Esra Hanım Kaç şimdi burada sahip bir çocuk ülkü. var ve üç buçuk aydır o sayı olarak belirtmediler Esra Hanım. Hani şu çok açıdan söylüyorum şimdi i̇şte güvercinleri almak bölümde. da bir para ya. Evet, evet. Hani bak kılık kıyafeti var güvercinleri var yani evet, her şey evet. şeyi ortadan bırakıp kaybolması enteresan. Güvercinleri Hı -hı. çok severim. Devam. edebilirsin Ülkü. Kesinlikle Esra Hanım ve Fatih'in bu bölümde aslında oldukça zaman geçirdiğini biliyoruz. Burada mahalle sakinleri de e, bize bunu söylediler. Şimdi ortada 3,5 aydır kayıp olan bir çocuk var ki kuzenlerine çok düşkün olduğunu biliyoruz. Yani 15-20 metrekarelik bir odayı paylaşıyorlar. Bir odada 3 tane yatak. Kuzenleriyle dip dibe vakit geçiriyor son 2-2,5 iki, iki yıldır. Şimdi böyle bir tabloda aslında biz tüm ailenin bir arada olmasını beklerken Aynen. bugün yine Ahmetlerin evine geldiğimizde kapı duvar bir manzara ile karşılaştık. Neden kaçıyorlar? Neden yayına çıkmak istemiyorlar? Acaba çekindikleri bir şey mi var? E, Fatih bu evden neden ayrıldı ki? Şunu biliyoruz Yusuf'un Fatih'i evden gönderdiğini biliyoruz. Ancak bunun altında yatan sebep nedir? E, bunu kimse bilmiyor. Ne yazık Bu soruyu ki, yöneltin mi alamıyoruz. Yusuf, e, Fatih'in dönmesinde aranızda bir husumet yaşandı mı, bir problem oldu mu? Bu sebeple Fatih döndü mü diye sorabildin mi? Hanım e, ben bu soruyu yönelttim kendisine ancak e, biraz yuvarlak bir cevap aldım desem yeridir anne babanla aranı düzelt sen anne babanın yanına dön artık şeklinde bir ikazda bulunmuştum demişti Yusuf bana e, bundan sonrasında zaten Fatih evden ayrılıyor ancak bunun altında yatan farklı bir sebep var mı bilmiyoruz çünkü. Yusuf Fatih'in evden gitmesini söylerken Ahmet de bir taraftan Fatih'i sürekli buraya çağırıyor. Şimdi tablo bu olunca bizim de aklımıza şu geliyor. Acaba Fatih'le Yusuf mu bir problem yaşadı? Bu mu bizden saklanıyor? Neden yayınlara çıkmıyorlar? Neden kameralardan kaçıyorlar? Gerçekten anlam veremiyoruz Esra Hanım. Evet dün canlı yayına bağlanan Ahmet ee, direkt olarak hedef tahtasına Rabia abla seni oturttu. Evet. E, hatta biz inanamadım söylediklerine. Yani annesi olacak olan kişi bir çocuğa sahip çıkamadı. Biz e, senin Mahmut Bey'in yeğeni Can'la bile e, kesin e, Fatih'e o zarar verdi dediler. Sen dönüp hiçbir şey söylemedin. Efendim? Ahmet'e yani mi? Yani seni, e, seni katil olmakla suçladılar. Yani böyle bir iddia ortaya attılar ve bunu uzun zamandır kendi aralarında Can'la beraber söylüyorlar. Her şeyin sorumlusu sensin. Hatta bir yazışmada da düzenbaz teyzem diye bahsediyor. Yani şunu anlamıyorum. Dün mesela sana bunları söyleyen kişiye tepki vermedin. Şaşırdım esrar mı öyle? Çok duyuyorum. güveniyordu. Yok. Çok güveniyordu. Yani. Çok evet. inanılmaz güveniyordu. Para da gönderiyordu, yardım da ediyordu. Çok güveniyordu. Şimdi onlara güvenebilirsin ama çocuk senin yanına geldikten sonra kayboluyor. Ve evet. diyorlar ki Fatih'in kaybolmasında teyzem yani annesi suçlu. Ee, baba da suçlu. E ee, sen o gece uyumasaydın, telefonu atsaydın, bekleseydin ya bir beş dakika geç yatsaydın. Hiç bekleseydim Hani e, bütün oklarını sana çeviriyorlar. Evet. Bugün yayına çıkmamalarının sebebi ne olabilir? Dün benim telefonlarımı da açmadı zaten akşam aradım. Kapalıydı telefon Ahmet'in. Yusuf aradın mı? Yok, yusuf aramadım. Ahmet'i yayından sonra aradın açmadı mı? Yok. İlerleyen saatlerde döndü mü? Yok o da aramadı beni. Sabah seni aradı mı? Yok. Hmm. Aramadılar. Hiç kimse aramadı. Kız kardeşin konuşabiliyor mu? Yok onu tokatta ya fazla, fazla aramadı. Fazla aramadı ve konuşmuyor. O, Aileden mi? başka biri aradı mı? Benim mi ailemden? Ahmet'in söylediklerinden sonra. Yok. Sadece ha, benim ne, annemler ne, aradı o kadar. Ne niye, dediler? Niye seni suçluyorlar dedi. Hani sen öldürmüş gibi dedi. Annem ağladı hatta. O kadar Yani hayal. şimdi e, sizi suçlayanlar biri senin, bir de senin yeğenin. Evet. Yani bu çocuk 7, 7 Temmuz'da kaybolduktan sonra kendi aralarındaki en büyük ihtimal kesin bunlar bu çocuğa bir şey yaptı. Bir çocuğa sahip çıkamadılar. Kesin azından. bir şey demiyorum artık onlara. Biraz ahte vefan var galiba çocuk orada kaldığı için. Biraz evet. kız Bayağı. Kardeşime dayanamıyorum çünkü onun çok emeği var Fatih'de. Hı -hı. Ama oğlunuz buraya gelince size anlatmış olması lazım. Gelmeyen çocuk anlatmadı. geliyor. <laughs> Hiç ya, anlatmadı. Hiç ya anlatmadı. Bakın şimdi üç yıldan beri sizden kopuk çocuk eve geliyor. Eşyalarını bile almak için o minnettarlık duyduğu eve telefon dahi etmiyor. Diyor ki anne sen ara benim eşyalarımı al. Beni aradım evet. Hatta size size Fatih orada Yaşanan olayla ilgili ne anlattı? Hiç kimle şey kavga etmiş? Hiçbir şey anlatmadı. Keşim anlatsaydı anlatmadı. Boksör ifadesini kullandı. Evet. Siz öğrenmediniz mi? Ya söyledim. kusura bakmayın da Rabia Hanım. Bakın, söyledim, söyledim. bu olayı, bu olayı anlatmadığınız sürece insanlar sizin hakkınızda şüphelenmeye devam eder. Hiç kusura bakmayın. Yani dün e, sizin oğlunuzun kaldığı, kardeşinizin oğlu sizi katil ilan etti ikinizi. Dedi ki ve bunu sosyal medyada da Üçüncü kişilerle konuşuyorlar. Yani sizin elinizden telefon almaya çalışıyorlar, sizin hakkınızda e, hakarete varan o yazışmaların içerisinde cümleler var. Ama siz tepkisizsiniz mesela. Şaşırdım işte niye ya öyle bana tepki yaptın? Bakın her yaptı. size her şeyi söyleyebilirler ama bir insana oğlunun katili olduğunu söylenmesi çok acıdır ve tepki gösterir. nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.